19 Ekim 2022 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının maiden yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu maiden yarışta henüz stili oturmayan isimler var. Yarış görmüş atlardan ayağına seri olan 3 isim belirledik. 5 numaralı ilk ateş, 9 numaralı prenses Zeynep ve 2 numaralı Fıratlı, rakiplerinden biraz daha seri isimlerdir. Bu atlar muhtemelen yarışın temposunu belirleyecektir. Bir süredir Çim'de ve Kum'da denenen 10 numaralı Senem Hatun, bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Kocaeli'de hazırlanıp, Bursa ve İstanbul pistlerinde yarış gören Senem Hatun'dan beklentiler yüksektir. Bugün dişine göre rakipler yanında, özlediği birinciliğe ulaşabilir. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Fıratlı, giderek artan form duyurumu ile, bugün de üst sıralarda adını duyuracaktır. İlk kez Mehmet Kaya idaresinde yarışacak. İddialı olduğunu düşündüğümüz Fıratlı, bugün meydandan çıkabilir. Mutlaka kuponlarınız da olsun. İlk yarışında beklenenin altında koşan 8 numaralı Pamucak, kısa arada çok ciddi hazırlıklarla form durumunu arttırmış şekilde bu yarışa katılıyor. Bugün kapalı gözlük de takacağı için, çok ters koşabilir. Dikkat edin. Son olarak, 4 numaralı Hüzege'yi yazalım. İlk sentetik pist yarışında bekleneni veremeyen Hüzeş, sonrasında hep çim pistte koşturuldu. Hazır şekilde katılacağı sentetik pist yarışında da iddialı olabileceğini düşünüyoruz. Son sıradan da olsa mutlaka şans vermenizi öneririz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 10, 2, 8, 4 şeklindedir. 2. koşu. 3 yaşlı Arapların satış 3 koşusu 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu satış koşusunda genel olarak süratli bir tempo bekliyoruz. 6 numaralı Dertsiz ve 8 numaralı Zekoş liderliği alarak yarışan isimlerdir. 3 numaralı Yiğiter de startta kalmazsa liderliği alabiliyor. Bu atların varlığında yarış muhtemelen süratli başlayacaktır. 8 numaralı Zekoş, liderliği alabildiğinde genelde ilk üçte yarışı bitirir. Yiğiter yine start sorunu yaşar ve dersiz de çim pistte liderliği istemezse, Zekoş önde boş kalmış olur ve bitirir. Bu sebeple ilk sıradan yazılmalıdır. Ancak yarışın diğer ihtimallerini de değerlendirmeliyiz. Yiğiter, takısal değişiklik yaptığı son iki yarışında startta kalmadı. Başarısız koşuyor olsa da, öndeki tempoyu süratlendirdiği için kaçan atın da şansını azaltıyor. Bu sebeple Zekohzu Banko yazmak riskli olur. İlk rakip olarak 9 numaralı Mihrim'i yazalım. Bugün sabırlı bir bekleme yapabilirse, süratli geçmesi muhtemel bu koşuda sonlarda çok etkili gelecektir. Boş kilosu ile ihmal edilmemelidir. Kazanma karakteri çok yüksek olan 6 numaralı Dertsiz, liderliği almadan da başarılı olan bir isim. Yeter ki tempo çok yüksek olmasın. Eğer Yiğiter geç çıkar veya tempoyu bilerek yükseltmezse, Dersiz'in de şanslı olmasını bekliyoruz. Bu üç atı bu koşu için yeterli görmekteyiz. Rakamsal sıralamamız, 8, 9, 6 şeklindedir. Üçüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği mutlaka bir numaralı Singapur alacaktır. Onu sıkıştıran veya rahatsız eden isimler, genelde kendi şansını da bitirmiş olurlar. Bu sebeple Singapur'un süratine çıkıp, tempoyu da yükselten bir isim olmayacaktır. Singapur, özellikle rahatsız edilmediği yarışlarda çok etkili koşuyor. Rakip tanımaksızın kazanma şansının olduğunu söyleyebiliriz. Bugün sert rakipleri olsa da, mutlaka ilk sıradan yazın. Çok iyi koşabildiği sentetik pistte de, çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Bizce tek rakibi, 3 numaralı Lokumoğlu olacaktır. Singapur'u yakın takip edeceğini net olarak söyleyebiliriz. Aslında yakın takip edecek isimlerden Mavra'da var fakat iyi koşup uzun süredir kazanamadığı için Mavra'yı bugün değerlendirmeye almadık. Lokumoğlu, Singapur'u fazlaca rahatsız etmeden takip edip, düzlükteki güçlü atakları ile kazanmak isteyecektir. Singapur'a göre düzlük sprinti daha etkili olduğu için, onu geçme ihtimali vardır. Özellikle Tokaçoğlu'nun üstün gayreti ile, rakibini fotoda yakalayabilir. Biz bu iki atı yeterli gördük. Bangır bangıra, uzun zamandır kazanamadığı için şans vermedik. Nakış ise, gerilerde bekleyen güçlü bir sprint er fakat bugün için yarışın temposu ona yaramayacaktır. Bu sebeple onu da eledik. Kalan atları da zaten tutmadığımızı belirtelim. Bu koşuyu 1 ve 3 sıralaması ile geçeceğiz. Dördüncü koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının maiden yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 7 numaralı Minnak alacaktır. Eğer iyi start alır ve önü kapanmazsa 3 numaralı Bozkır Kartalı onu yakın takip edebilir. Yarış çok erken süratlenmeyeceği için önde gidecek olan bu ikiliyi öncelikle kuponlara işaretleyelim. İkisi de formda ve rakiplerine göre dirençli atlardır. Bir numaralı Sahra Can'ın Ankara'daki hazırlıklarını çok beğendik. İyi koşup kazanamıyor olsa da, takı değişikliğinin bu kez faydasını göreceğini düşünüyoruz. Mutlaka değerlendirelim. İlk yarışı için iddialı olduğunu duyduğumuz 6 numaralı Melita ile idman durumunu beğendiğimiz 10 numaralı Sultaniye'yi yazıp, bu ayağı biraz daha sağlama alalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 7, 3, 1, 6, 10 şeklindedir. 5. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 9 numaralı Persian Prince alacaktır. Çok süratli bir rakibi olmadığı için, muhtemelen rahatlıkla temposunu kurabilecektir. 11 numaralı Summer Boy ve 2 numaralı Anadolu Şahin'inin önünde, gittiği yere kadar kaçacaktır. Bizim favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim, 2 numaralı Anadolu Şahin'idir. Anadolu Şahin'i, sentetik pisti çok iyi koşan bir isim. Dinçlikle bile çok etkili performans sergilediğini biliyoruz. Ara sonrası ağır çimde bir yarış gördü ve hiç zorlanmadı. Bugün sentetikte Karataş idaresinde, çok rahat koşacaktır. Tam kapasite koşup bu rakipleri kolayca geride bırakacağını düşünüyoruz. 2 numaralı Anadolu Şahini günün bankosu olarak yazılabilir. 6. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 11 numaralı Approved Star normalde liderliği alarak yarışan bir isim. Fakat start problemi olduğu için önlere gelmekte zorlanıyor ve şansını baştan yitiriyor. Approved Star startta kalırsa 7 numaralı Zeabidi liderliği alabilir. Uzun ara sonrası bu yarışa katılacak olan Zeabidi hazırlıklarında çok beğenildi. Liderliği alarak yarışırsa kazanma şansını arttıracaktır. Biz 7 numaralı Zeabidi ilk sıradan yazalım. Eprud Star startta kalır ve Zeabidi de nefestin etkilenir ve bugün liderliği almak istemezse, ön grup atlarından 9 numaralı Manoir önde kalıp tempoyu belirleyebilir. Özcan Yıldırım idaresinde, mutlaka şanslı olacağını düşünüyoruz. İkinci sıradan yazalım. Daha sonra, 2 numaralı Rabatto'yu kuponlara ekleyelim. 2 aylık arası olsa da, bu pist ve mesafeyi çok etkili koştuğunu belirtelim. Ankara'daki hazırlıklarında tatlı tutulduğunu gözlemledik. Bu şekilde katıldığı dinçlik yarışlarını kazanabiliriyor. Dikkat edin ve kuponlarınızdan kesinlikle çıkartmayın. Daha sonra, grubun kaliteli enleri, 10 numaralı dayım benim, 5 numaralı kara vetar, 8 numaralı blaze to victory ve 6 numaralı kayı beyni yazıp, bu ayağı da sağlama alalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 7, 9, 2, 10, 5, 8 altı şeklindedir. Yedinci koşu. Üç yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handikap 16 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 3 numaralı Baby Face alabilir. 7 numaralı Zeyder de ayağına seri bir isimdir. Fakat bu atların hafif start problemleri var. İkisi de dış kulvar tercihi yapmamış. Yani iyi çıkış yapamazlarsa önleri kapanacak ve liderliği almadan yarışacaklardır. Starttan iyi çıkacağını bilsek, 3 numaralı Babyface'i bugün banko bile önerebilirdik. Start probleminden dolayı favori önermekle yetinelim. 7 numaralı Zeyder, bu mesafede kaliteli isimleri geçmiş bir isimdir. Özellikle boş kilo yakaladığında etkili olur. Kazandığı iki yarışta da Nevzat Avcı'nın bindiğini hatırlatalım. Start'tan iyi çıkar ve Babyface'in de önü kapanırsa, boş kalacağı için çıktığı gibi bitirebilir. Mutlaka yazalım. Bu iki atın start problem yaşaması durumunda, önlerde diri bir şekilde yarışı götürüp sonlarda da dirençli kalacak 8 numaralı MyJuice kuponlara işaretleyelim. Çok uygun kilosuyla, bu rakipleri geçebilecek kapasitededir. Kesinlikle ihmal etmeyin. 4 numaralı Anabella, sürekli ikinci kalıyor olsa da, bugün uygun rakipler yanında bir şansı hak ediyor. Son sıradan da olsa yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 7, 8, 4 şeklindedir. 8. Koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 22 yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşta çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alarak yarışan hiçbir isim yok. Çoğu bekleme yaparak yarışan bu atlar arasında, ön grupta yarışı sürdürecek olan çok formda bir atı banko yazacağız. Bu isim, 2 numaralı Ezer Döver'dir yarış hayatı boyunca sadece bir kez liderliği alarak yarışan Ezer Döver, genelde yarış içerisinde 2 ya da 3 konumlanıp, etkili düzlük sprinti ile kazanıyor. Bugün liderliği isteyen olmayacağı için, iyi bir çıkışla tempoyu belirleyebilir. İster liderliği alsın, isterse yarışı ikinci sırada götürsün, düzlük üzerinde bu gruba hakim olup kazanacağını düşünüyoruz. Müslüm Çelik idaresinde 8'de 5 yaptığını da belirtelim. 2 numaralı ezer döver, günün bankosu olarak yazılabilir. Dokuzuncu koşu. Üç yaşlı dişi Arap atlarının, Maiden yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu Maiden koşuda, belirsiz bir gidişat söz konusu olacak. Yarış stilleri oturmayan birçok isim var. İlk kez start alacak isimler var. Yarış görmüş isimler arasında, sadece 10 numaralı Ulu Arat, ilk startında liderliği alarak yarıştı. Bugün de liderliği isteyebilir. Biz yarışın temposunun ağır başlayacağını düşünüyoruz. Favorimiz, ilk startına çıkacak olan 3 numaralı baş kısraktır. Bu tay, uzun zamandır sahada olan ve form tutan çok pişkin bir isimdir. Genelde yarışı önlerde götürebilen kardeşleri olduğu için bugünkü ağır tempoda iyi çıkıp önlere yakın konumlanmasını bekliyoruz. Gökhan Kocakaya idaresinde düzgün bir binişle bu grubu geçebilir. İlk sıradan yazalım. 7 numaralı Necla Hanım, 9 numaralı Trizır ve 11 numaralı Yalnız Gönül fazla maiden kalmayacak formda taylardır. Her an yarış kazanabilecek kapsitede olan bu tayları da mutlaka kuponlara ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 7 9 11 şeklindedir. 10. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 19 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda zorlu bir şartlı 19 mücadele izleyeceğiz. Uzun mesafede belirsiz bir gidişat söz konusu. 5 numaralı Chen Breaker liderliği alabilir. 4 numaralı Artie Junior ve 3 numaralı Emin Baba da ayağına seri isimlerdir. Farklı taktiklerle koşan atlar da çıkacaktır. Biz bu koşuda riske girmeyeceğiz. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz iki isim var. 7 numaralı Grand Forever ve 16 numaralı Selanik Efesi, takip atlarımız olup her an yarış kazanabilecek durumdalar. Bu koşuya azat yazacak olanlar mutlaka bu ikiliyi değerlendirsinler. Biz son ayakta riske girmemek için burayı net olarak kapatacağız. Herhangi bir sıralama önermeksizin hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2020 yılına götüreceğiz. 1600 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışı olan, dişi tay deneme koşusunu, 6 numaralı Luna Lovegood, Halis Karataş idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. verildi ve dişi tay deneme koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk metreler geçildikten sonra iç kulvardan atak yapan 6 numaralı Luna Lovegood geldi liderliği aldı bu safkan farkı da bir boya kadar çıkardı. Hemen dışından 2. diye 3 numaralı Florida Coast sokuldu. Bunların hemen sağsına dıştan 1 numaralı Beyond Expectation atak yaptı. O şimdi ikinciye kadar gelme uğraşında. Hemen sağlarında 13 numaralı safkan Um, no love var bu safkanların hemen yanına doğru ise 7 numaralı might Hunter gelmeye çalışıyor. Bir boy kadar gerilerinde orta kulvarda 12 numaralı şey one'ı izliyorum bu şekilde safkanlar. Son 800 metreye girmek üzere bariyer dibine yakın 6 numaralı Luna Lovegood koşunun lideri fark yaklaşık bir boy kadar. Dıştan atak yapan 7 numaralı might Hunter ikinciye kadar sokuldu hemen içinde. 3 numaralı Florida Costa var bunların hemen ortasında bir numaralı Beyond Expectation şeklinde safkanlar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Luna Lovegood kaçıyor fark bir boy. Boy, 7 numaralı Mind Hunter takipte hemen dışına geldi 1 numaralı Beyond Expectation viraj bu şekilde dönüldü. Son 400 metreye doğru 6 numaralı Luna Lovegood bariyer dibine yakın 1 boy kadar önde. Dışından atak yapan 7 numaralı Mind Hunter araya azaltmaya çalışıyor bu sayın dışına da 3 numaralı Florida Coast gelme uğraşında bu şekilde safkanlar son 200'e girdi. İlk giren farkı 4 boy yapan 6 numaralı Luna Lovegood oldu. Son 100 metreye doğru 5 boy kadar 6 numaralı Luna Lovegood. Lovegood koşunun lideri Dişi Tay denemeyi 6 numaralı Luna Lovegood Halis Karataş'la rahat kazanıyor. İkincilik mücadelesi 3 safkın arasında 3 numaralı Florida Coast hemen içeriden atak yapan 11 numaralı Real Queen ve yanlarındaki 7 numaralı Mindhunter bunlar fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. 8 numaralı Murland'de koşudan 5. olarak ayrıldı. Grup 1 mücadele dişi tay denemeyi Sayın Tolga Karakartal'ın sahibi olduğu 6 numarayla start alan Luna Lavgut, Jockey'i Halis Karataş'ta kazandı.